Merhaba, ben Ruhi Cennet. Işık, insanoğlunu tanıdığı en hızlı şeydir. O kadar hızlıdır ki dünyanın çevresini bir saniye gibi kısa bir sürede tam 7 kez turlar. Işık yılı ise bir zaman birimi değil, uzunluk birimidir. Ve ışığın uzay boşluğunda kat ettiği mesafe miktarını ifade eder. Örneğin X gezegeni ve Dünya arasındaki mesafe 10.000 ışık yılı dendiği zaman, aslında ışığın X gezegeni ve Dünya arasındaki mesafeyi 10.000 yılda kat ettiği belirtilmek istenmiştir. Işık gibi böylesine hızlı bir şey bile evrende seyahat etmek için yavaş kalır. Çünkü evren çok geniş. Gözlemlenebilir evren yaklaşık olarak 90 milyar ışık yılı çapında. Evrende en az 100 milyar tane galaksi olduğu tahmin edilmekte. Bu galaksilerden her biri 100 milyar ve 1 trilyon arası yıldız ev sahipliği yapmakta ve toplamda trilyon kere trilyonlarca gezegen mevcut. Bu kadar gezegenin bulunduğu evrende insan gibi akıllı canlıların var olması ve medeniyetler kurması için çok sayıda fırsat olması gerekiyor. Peki neden hala uzaylılara rastlanılmadı? Galaksilerin uzay gemileriyle dolu olması gerekmiyor mu? Eğer diğer galaksilerde uzaylılar olsaydı bile bundan hiçbir zaman haberimiz olamazdı. Samanyolu'nda 400 milyar kadar yıldız mevcut. Bu yıldız sistemlerinden en az %1'inin güvenli yaşam kuşağında bir gezegen bulundurduğu tahmin edilmekte. Yani yaşamın oluşması için gerekli koşullara sahipler. Bu gezegenlerden 1/1'inde bile yaşam olsaydı, galaksimizde 1 milyon civarında hayat dolu gezegen olurdu. Samanyolu 13 milyar yaşında eski bir galaksidir. Galaksimiz başlangıçta çok fazla patlama yaşandığı için ilk birkaç milyar yıl için yaşama elverişli olmayan korkutucu bir yerdi. Ama günümüzden en az 10 milyar yıl önce yaşama uygun ilk gezegenlerin oluşmaya başlamış olmaları gerekiyor. Dünyamız sadece 4 milyar yaşında olduğu için dünyadan önceki 6 milyar yılda uzaydaki yaşamın başlamış olma ihtimali çok yüksek. Peki bizden milyarlarca yıl önce teknoloji üretmeye başlamış bir medeniyet, bir uygarlık neye benzerdi? Bununla ilgili 3 ihtimal var. Birinci tip uygarlık, kendi gezegeninin tüm enerjisine erişebilen ve bu enerjiyi kullanabilen uygarlıktır. Eğer merak ediyorsanız, insanoğlu dünya kaynaklarının sadece yaklaşık olarak 1/4'ünü verimli bir şekilde kullanmakta ve insanlığın birinci tip uygarlık seviyesine ulaşması en az birkaç yüzyıl daha sürecek. İkinci tip uygarlık, Dyson küresi gibi güneşi çevreleyen dev kompleksler inşa ederek kendi yıldızının tüm enerjisini kullanabilen uygarlıktır. Bilim kurgu gibi görünse de bu teknolojiye ulaşmak teorik açıdan mümkün olabilir. Üçüncü tip uygarlık ise, içinde yaşadığı galaksinin tümünü kontrol edebilen ve enerjisini kullanabilen muazzam bir uygarlıktır. Bu kadar gelişmiş bir uygarlık bizim için, anlaşılamayan büyük gizemlerle dolu insanüstü bir güç olurdu. Peki insan gibi akıllı bir yaşam formunun dünyadan milyarlarca yıl önce ortaya çıktığını kabul edersek, neden hala kendilerini görmedik? Birinci ihtimal, kısır döngü. Uygarlıklar belli bir noktaya ulaşınca kendi ürettikleri teknolojiler tarafından veya savaşlar nedeniyle yok oluyorlar. Eğer bu doğruysa sonumuza başlangıcımızdan daha yakınız demektir. İkinci ihtimal, denetleyici süper güç. Evreni gözetleyen üçüncü tip bir uygarlık var ve diğer uygarlıklar teknolojide çok ilerleyince bu uygarlık tarafından birden yok ediliyorlar. Bu durumda onları keşfetmemiz bizim için kötü sonuçlanacaktır. Üçüncü ihtimal, hayvanat bahçesi hipotezi. Uzaylılar tıpkı insanların bilinçsiz hayvanat bahçesi hayvanlarını izledikleri gibi bizi gizlice izliyorlar. Bunun sebebi bizi merak etmeleri olabilir. Belki insanlık yeterli teknolojiye veya toplumsal erdeme ulaşınca kendilerini tanıtacaklar. Dördüncü ihtimal, onların umurlarında bile değiliz. Yolda yürürken bir salyangoz gördüğünüzde durup onu incelemezsiniz. Belki insanlık hala ilkel olduğu için uzaylılar bizi zaman ayırmak için bile değersiz buluyorlar. Beşinci ihtimal, geride bırakıldık. Uzaylılar aradan geçen milyarlarca yıl boyunca yıldızlar arası yolculuklar yapabilecek bir seviyeye ulaştılar ve topluca daha verimli gezegenlerin ve enerji kaynaklarının bulunduğu ve var olduğundan bile haberimizin olmadığı evrenin en zengin yerlerine kuruldular. Ayrıca dünyanın Samanyolu galaksisinin sakin ve tehlikeden uzak bir dış bölgesinde yer aldığını unutmamak gerekir. Altıncı ihtimal, dinozorları görüyorlar. Dünyadan 65 milyon ışık yılı uzakta bulunan bir uzaylı, dünyayı seyrediyor olsaydı büyük olasılıkla şu an dinozorları görüyor olurdu.
Çünkü ışığın, yani dünyadaki görüntünün, uzaylıların gezegenine ulaşması aradaki mesafe çok fazla olduğu için 65 milyon yıl sürer. Ve günümüzden 65 milyon yıl önce dünyada dinozorlar yaşıyordu. Ancak 65 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir görüntüyü gösterecek bir teleskop asla inşa edilemez. Fakat geleceğin ne getireceği bilinmediği için bu teori hala geçerliliğini korumakta. 7. ihtimal: evrende yalnızız. Şu ana kadar gezegenimizin dışında bir yaşam olduğuna dair hiçbir kanıtımız olmadı. Evren tamamen ölü ve boş gözüküyor. Belki kompleks yaşamın başlamasını sağlayan süreci tam olarak anlamamışızdır. Ve yaşamın oluşması için gerekli koşullar zannettiğimizden çok daha karmaşıktır. Kimse bize mesaj yollamıyor, kimse gönderdiğimiz sinyallere cevap vermiyor. Uçsuz bucaksız bir evrende, nemli bir toprak küresine sıkışmış, meraklı, ancak tamamen yalnız canlılarız. Yeni videolarımı kaçırmamak için kırmızı okla gösterilen yere tıklayarak YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca mavi oklar aracılığıyla Facebook hesaplarımı da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.